Bana yok. Ne yaptınız hafta sonu? Remi'yi gördüm. Ne? Amine ne tekrar söyle? Rima gördüm. He, hafta sonu Rima'yı mı gördün? Evet. Nerede gördün? Yeşil Vadi. Yeşil Vadi'de. Evet. Orası nasıl bir yer? Güzel. Piknik alanı mı? Anlamadım. Piknik alanı mı? Yeşil Vadi piknik alanı mı? Hayır, piknik yapmadız. Yapmadık. Yürüyüş mü yaptınız? Evet, onu kızları gördüm. Çok tatlılar. Çok güzel. Evet, başka ne yaptınız peki? Başka neler yaptınız? Başka hiçbir şey yapmadınız mı? Kahve içirdim. Kahve içti. Evet, benim akraba, ben konuştum şimdi. Tekrar söyledim mi akrabaları? Evet, benim annem Almanya'da vardı. Almanya'da. Evet, Almanya'da. Ben şimdi yani konuştum. Akrabalarına konuştun. Annen Almanya'da, onlarla konuştun. Evet. Anladım. Benim de ablam Almanya'da, değil mi? Almanya'da nerede anne? Hangi şehirde? Başkent şehirde. Başkentte. Evet, Başkent başkent. neresi? Berlin. Evet, Berlin. Berlin. Valla ben sormadım. ama başkent biliyorum yani. Başkentte olduğunu biliyorsun. Evet, benim arkadaş Berlin'de. Arkadaş Yaşta Berlin. evet. Yaşta. Peki o zaman Türkçe'ye gelecek olursak geçen hafta ne yapmıştık hatırlıyor musunuz? Perşembe günü. Perşembe günü ne yapmıştık hatırlar mısınız? Peki Türkçe Evet. çalıştığınızda? Veya siz Kur'an mesela hocam. şöyle söylüyorum. Mesela Türk insanlarla hafta sonu konuştunuz mu? Türklerle konuştunuz mu hafta sonu? Siz tatilde, cuma, cumartesi, pazar, yani hafta sonu Türklerle Türkçe konuştunuz mu? Cevap yok mu? Peki tekrar diğer soruya geçiyorum. Geçen hafta ne yaptık? Beni duyabiliyor musunuz ya? Hiç sesiniz çıkmıyor. Geçen hafta ne yaptık? Evet, geçen hafta kural olarak ne yaptık? Yani hocam yani kural deriz içinde. Evet, ders için. Evet. Deriz fiil dik takdirdi. Nasıl yani? Yani mesela sigara içmeye devam ettiğiniz takdirde kanser olabilirsiniz. Evet, geçen hafta bunu öğrenmiştik. Takdirde. Başka neler öğrendik?
Mesela şu sıfat dili gördüğümüzü görüyorum. Hatırlıyor musunuz? Sıfat dilmiş, acatmakta olan, gitmiş evet. olan, gidecek olan, gitmekte olan. Evet. Meş için gitmiş, ecek gelecek, mikte şimdi, için şimdi. Zaman. Örnek cümle verebilir misiniz? Mesela, çiminler üstünde dinlenmekte olan kez benim ablam. Evet, yani şimdiki zaman. Sıfat fiil ne işe yarıyordu peki? Sokak. Sıfat fiilin anlamı nedir? Nedir sıfat fiilin anlamı? Sıfat fiil ecek mekte meş. Tamam. Anlamı nedir? Önce şöyle söylüyorum. Sıfat nedir? Örnek üzerinden verecek olursanız. Mesela sıfat nedir? Mavi kalem dediğim zaman mavi sıfat. Uzun evet. adam dediğim zaman uzun sıfat. Peki sıfat fiil nedir? Yani cümle içerisindeki ne hangisi mesela? Direk. Nasıl mesela yani? Gelecek adam mesela gelecek adam evet mesela kireceğim kirecek cam kırılmış cam mı evet yani sıfat fiillerdeki mesele nedir? Fiilleri bulmuş, acatmakta ekleri gelerek fiillere bunlar sıfat oluyor. Ne demiştik? Başla, yap, bit, al, çalış, yayınla, dinlen, izle, yap, onurlandır. Bunların hepsi bir fiil. Ama bu fiillere sıfat fiil ekleri geldiğinde fiiller sıfat oluyorlar. Başla aslında bir fiil ama ne demişiz? Mesela... Başlayacak olan dediğimizde yani sıfat fiil iki getirdiğimizde sıfat oluyorlar. Bugün de devam ediyorum 7. üniteden. Yine bir sıfat fiil konumuz var. Bu sıfat fiiline baktığımız zaman yine cümle içerisindeki bir fiile mış geçmiş zaman, acak ecek gelecek zaman, makte mekte şimdiki zaman ekleri geldikten sonra ol fiili geliyor. Ekstradan ol fiili geliyor. Sayfa 122'de. Yani bir fiil var. Bu fiilden sonra sıfat fiil eki geliyor. Ve daha sonra ol fiili. Olduktan sonra ol fiilinden sonra ise duk geliyor. Peki bunun anlamı nedir? Yani bir sıfat fiilden bahsettiğimizde bize zaman olarak anlatıyor. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek şeklinde anlamı ne yaptık? Daha fazla geliştirdik. Ama bu ekstradan mesela şöyle bir yukarıya bakıyorum. Geçen hafta gördüğümüz sıfat fiil. Yatmakta olan adam, gelecek olan misafir. Burada ne vardı? Olandı. Ama bu aşağıda yani bugün gördüğünüzde ise olduğu olacak. Yine fiilden sonra mış, acak, makta, zamanlar. Geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman. Ama olan burada neydi? Daha çok buradaki zamanlara göre anlatılıyordu. Ama bugün gördüğümüz aslında çok büyük bir farkı yok. Sadece görebilmemiz için söylüyorum. Ama bugün gördüğümüz mış, acak, makta, ol fiilinden sonra yukarıda olandı.
Ama burada ise dık dik dık dük. Yani olduk. Olmuş, oldu. İyelik eki gelecek. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi. Cümleyi işaret eden sıfat fiilde yapıyı ne yapacak? Geçmiş zaman, maksam ekle, şimdiki zaman, acak, edecek, gelecek, anlatacak şeklinde ne yapıyoruz? Manayı genişletiyoruz. Tek başına buradaki dık formu, yani şu ol fiilinden sonra olduk, 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 daha doğrusu sadece dık çünkü ol fiili var. Ve bu fiilden sonra ne geliyor? İyilik eki geliyor. Ne yapıyormuş? İsmi, yani buradaki sıfatı bitmiş, devam eden ya da her zaman olan işlerle ilgili olarak niteliyor. Yani buradaki dukun anlamı, yani geçmiş zaman aslında buradaki duk, buradaki sıfat fiili bitmiş, devam eden, süren ya da her zaman olan işlerle ilgili gösteriyor. Ama bu anlamlara geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman anlamı eklerken zaten buradaki ekleri kullanıyoruz. Mesela şuradaki örneğe bakalım. Adlarını okumuş olduğun öğrenciler diplomaların testini alabilirler. Adlarını yani okumak, cümlenin içerisindeki fiili zarf yapabilmek için zarf fiil, sıfat yapabilmek için sıfat fiil eklerini alıyoruz. Buradaki ekimmiş, okumuş, ol, zaten buradaki kuralımdı. Olduğum öğrenciler diplomalarını teslim alabilirler. Diploma nedir? Diploma yani nedir? 12 hocam mı? 12 sınıf? Yok, önce şu soruyu soruyorum. Diploma nedir? Diploma. Diplom aynı Arapça zaten. Ha, yani ne yani? Yani mesela mesela item mesela bitince biz üniversiteyi bitmeden önce evet üniversite sonra üniversiteyi bitirdikten sonra liseyi bitirdikten sonra ilkokulu bitirdikten sonra aldığımız belgeleri biz diploma diyoruz. Ama bu genellikle hangi diploma önemlidir? Üniversite diploması önemlidir. Yani biz diploma dediğimizde bundan daha çok bahsediyoruz. Adlarını okumuş olduğun öğrenciler diplomalarını teslim alabilirler. Yani bu muşmuş ya da geçmiş zaman anlamı katmış. Şu olduğu bunu kapatarak okursam eğer adlarını okumuş öğrenciler diplomalarını teslim alabilirler dersek anlam çok daha kötü olur. Bu sebeple ol fiilini de biz kullandık. Çünkü okumuş artık bir sıfat. Hangi öğrenciler teslim alabilirler? Sıfat olarak bakıyorum. Okumuş. Adlarını, adlarının isimlerini okumuş evet. Olduğum öğrenciler. Ama burada ne dedik? Gelecek zaman ve şimdiki zaman olarak kullanarak anlam değişebilir. İkinci cümleye bakıyorum. Dinlemekte olduğunuz şarkı benim kendi bestem. Beste ne demek? Yani müzik. Müzik. Evet, müzik. Ama bestesini ben yaptım. Yani bu müziği ben yaptım. Beste oluyor bu. Hani şiir gibi sözleri yazmak değil. Mesela piyanoyla, kemanla, gitarla o müziği yapmak, beste yapmak demek. Hangisi benim bestemmiş? Dinlemek değil olduğu için, dinlemekte olduğunuz şarkı benim kendi bestem. Şimdiki zaman, maksimekte, şu an olduğunuz şarkı. Olmak nedir? Fiildir. Olduğunuz kimin? Sizin. Buradan anladım. Çünkü duktan sonra iyilik eki geliyor. Şu an dinlemekte olduğunuz şarkı benim kendi bestem. Benim kendi bestem olan nedir? Dinlemekte olduğunuz şarkı.
Yani buradaki ol fiili ne dedik? Ol, muhakkak olmak durumunda. Ama yukarıya baktığım zaman hocam bestim ne demek? Bestim müzikteki notaları yapan kişi. Nota ne demek? Aynı nota. Öncelikle müzikte ne var lazım? Cümleler ya da sözler lazım. Hatta buna biz ne diyor? Bir şiir var. Ama bu şiiri düz gibi okursak sadece şiir. Ama bunu keman, piyano, gitar, bunları mesela nota şeklinde yaparsak bunu ne yaptım? Bestelemek olur. Anlaşıldı mı bestelemek? Beste yapmak. Yani bir şiir var. Bu şiire uygun, yani bu şiire münasip müzik yapmak, beste yapmak. Anlaşıldı mı yoksa devam edeyim mi? Amine anladın mı? Evet, evet. Beste yapmak. Beste aynı zamanda kız ismi olarak da kullanılıyor. Şimdi bu geçen hafta baktığımız sıfat fiilindeki bu olan kelimesini kullanmasak da olabiliyordu. Buraya doğru gelmekte adam din merkezinde başkanı da diyebiliyor muyduk? Mesela burada yine olmadı. Burada olan an, en, direkt sıfat. Şuraya baktığımızda ise aslında anlamı çok da farklı değil. Ne anlam diyebilirim? Farkı değil hocam. Evet, farklı değil. Çünkü buradaki mesele geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman. Olan ve bu o olduk yani aynı şey. Beni duyabiliyor musunuz? Bağlantı gitti. Sesim geliyor mu? Hocam ses çok kötü. Şimdi nasıl? Tamam şimdi. Tamam. Bir kapandı. Zoom kapandı. Tekrar açıldı. Sor. Ha? Şimdi tekrardan söylüyorum. Burada tamam geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman anladım. O fiilinden sonra duk geliyor fakat daha sonra iyilik eki geldiği için fiilin yani buradaki sıfat fiilin gerçekleştirdiği kişinin kim olduğunu anlayabiliyoruz. Ne dedim? Adlarını okuduğum öğrenciler yani benim okuduğum öğrenciler. Dinlemekte olduğunuz şartı, sizin dinlediğiniz şartı. Az sonra izleyecek olduğunuz film. Az sonra yani gelecek zaman, bu sebeple gelecek zaman kullandım. Az sonra izleyecek olduğunuz, yani sizin film festivalde ödül aldı. Festivaller nelerdir? Mesela yaz festivalleri var. Festival ne demek biliyor musunuz? Festival yani parti. Yani parti... Gibi, evet, parti gibi ama bir de film festivalleri oluyor mesela, müzik festivalleri oluyor. Bu festivallerde de filmler izleniliyor. Daha sonra ne yapılıyor? Ödüller veriliyor. Parti gibi. Mesela film festivalinde
film izleniliyor. Müzik festivalinde şarkı söyleniliyor. Yaz festivalleri vardır daha böyle parti şeklinde. Bu film ne yapmış? Ne yapmış? Ödül aldı. Ödül almak yani nedir ödül almak? Ben bu maçta ödül aldım. Bu film ödül aldı. Yani hediye gibi yok yani. Yani için çok güzel. Evet, çok güzel, çok başarılı. Bu sebeple ne yapıyorlar? Ödül evet, alıyorlar. Bu. Mesela Türk oyuncularından bu adam ne yapmış? Ödül almış. Filmlerde nasıl? Filmler ödül alıyor, şarkıcılar ödül alıyor. Veya ne, başka kimler ödül alıyor? Oyuncular ödül alıyor. Ödül, bunun ismi ödül. Okullar ödül alıyor, takımlar ödül alıyorlar. Filmler de ödül alıyor. Burada anlatmak istediğine nedir? Az sonra izleyecek olduğunuz film festivalde ödül aldı. Hangi film ödül aldı diye soruyorum. Hangi film ödül aldı? Benim sıfatımı bulabilmem ve özlemi bulabilmem için hangi sorusunu soruyorum? Film festivalde ödül aldı. Ama bir tane mi film var dünyada? Birçok film var. Hangi film? Biraz sonra, az sonra izleyecek olduğunuz film. Yani bu filmi nitelediği için bunun ismi nedir? Sıfat. Film, bunlar izle, fiil olduğu için, sıfat fiil ekleri kullanıldığı için sıfat fiil olmuş durumunda. Şuradan tekrar bakalım. Türkçe'de sıfatlar, zarflar, fiiller, isimler var. Cümlenin içerisindeki fiilleri sıfat yapabilmek için, zarf yapabilmek için bunlara biz bazı ekler getiriyoruz. Sıfat fiil de Türkçe'de çok fazla var, zarf fiil de oldukça fazla var ve her birinin de anlamı farklı. Bugün öğreneceğimiz sıfat fiil nedir? Mış, acak, makta. Yani bir fiile mış, acak, makta getirildikten sonra devamında ol fiili, ol fiilinden sonra duf ve iyilik eki getirildiğinde fiil artık ne oluyor? Sıfat oluyor. Yani sıfat fiil oluyor. Buradaki mesele zaman olarak ele almış. Yani bunların üç farklı olması üç farklı zamanı gösteriyor. Ol fiilinden sonra duf ve iyilik eki kullanıldığında ise bu sıfat fiilin kimin gerçekleştirdiğini de anlayabiliyoruz. Ne demişiz? Cümle içindeki fiilleri sıfat yapar. Sıfat fiil geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanlarıyla daha da genişletilir. Örneğe bakıyorum. Dün konuşmuş olduğumuz mevzular kafamı karıştırdı. Benim kafamı bir şeyler karıştırdı. Kafamı karıştırmak. Kafa yani beyin, baş. Karıştırmak gerçek anlamda mix yapamayız. Buradaki mecaz anlam. Yani kafam karıştı. Tam anlayamadım ya da farklı şeyler düşündüm. Kafamı karıştırdı. Neyi kafamı karıştırdı? Matematik dersimi kafamı karıştırdı. Türkçe dersi kafamı karıştırdı değil. Dün konuşmak bir fiil. Konuşmuş olduğumuz mevzular kafamı karıştırdı. Olmak bizim gerekli olan fiilimiz. Dık dik burada yumuşak ye olmuş. Kimin konuştuğu? Yelik eki olan bizim konuştuğumuz mevzular. Yani konular, meseleler kafamı karıştırdı. Hocam, anlaşıldı mı? Efendim. Evet. Mesela biz söylüyor mesela dün konuşmuş olan mevzu yani yarın yani olan yerine oldu yanlış yani aynı şey evet yazıyorum tekrar söyle dün konuş
yapmış. Hı-hı. Olan mevzu ve mevzular. Dün konuşmuş olan mevzular. Kafamı karıştırdı. Şimdi buraya bakalım. Dün konuşmuş olan mevzular kafamı karıştırdı. Peki bu mevzuları kim konuştu? İşte buradan dolayı bu şey yanlış. Cümle yanlış. Yanlış. Evet, yanlış oldu. Çünkü buradaki farkınız ne dedin? İyilik eki. Yani kimin yaptığını anlayabiliyorum. Çünkü özne değil. Lazım özne. Çünkü özne burada mesela şu cümlede özne yok. Ama burada da en başta özne göremiyorum. Fakat kimin konuştuğunu ben buradan anlıyorum. Şu kitaba bakalım. Şu kısma bakalım. Bu kitabı okumuş olan öğrenciler el kaldırsın. Mesela burada el kaldırsın kim? Öğrenciler var. Öğrencileri nitelemiş. Buraya doğru gelmekte olan adam. Din merkezinin başkanıdır. Hangi adam? Burada yine bir insan var. Gelmekte olan adam. Yani burada bir ismi nitelemiş. Özne çok önemli burada. Evet, özne önemli. Hani burada direkt özneyi belirtiyor. Ama bugünkü yani bugünkü sıfatıyla özneyi nitelemiyor. Şu son cümleye bakıyorum. Kadıköy'de açılacak olan şubemizde temel ve orta sınıf düzeyi sınıfları olacaktır. Hangi şubemizde? Kadıköy'de açılacak olan. Yani ne yaptım? Yine şubeyi niteledim. Etkili olan şube. Buraya baktığımızda ise konuşmuş olduğumuz mevzular. Tamam, bu mevzular kafamı karıştırdı ama hangi mevzular? Dün konuşmuş olduğumuz. Annemin bugün anlatacak olduğu konuyu çok merak ediyorum. Ben çok merak ediyorum. Neyi merak ediyorum? Annemin bugün anlatacak olduğu konuyu. Kim anlatacak? Anne. Anne. Yani o. Senin yapmakta olduğun işi herkes yapmak ister. Herkes yapmak ister. Herkes neyi yapmak ister? Senin yapmakta, yani şimdiki zaman ol fiilimiz senin yapmakta olduğun işi. Herkes yapmak ister. Kimin yapmakta? Yani buradaki önemli olan şey iyilik eki. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Yani mevzu olanla olduğun, senin olduğun, bizim olduğumuz, sizin olduğunuz fark bu. Geçen hafta gördüğümüz sıfat değil. Yani mış, acak, makta olan. Tekrar şuraya bakalım. Özneyi zaten burada özneyi işaret ediyor. Karşıdan gelen adam, bahçede uyuyan kadın, sınıfta oturan öğrenci, oturmuş olan öğrenci. Gelecek hafta açılacak olan market. Yani bunlar özneyi işaret ediyor. Ama bugün öğrendiğimiz sıfat fiile bakarsak eğer, burada özneyi işaret etmediği için ne yapıyorum? İyilik eki kullanıyorum. Yani ben eğer özneyi söylersem üstteki sıfat fiil, ama özneyi söylemezsem bu alttaki sıfat fiili kullanıyorum. Ama genel olarak baktığımızda ikisi de aynı anlam. Cümlenin içerisindeki fiilleri sıfat fiil yapıyoruz. Yani sıfatlaştırıyoruz. Mesela üçüncü kısma bakalım. Var mı sorunuz? Amine, Hanin, Rima. Evet. Küçük bir soru. Şey hocam. Evet Amine.
Olundan sonra hayır, oldan sonra isim olması lazım mı? Yukarıdakiyle ilgili mi? Olan. Olandan sonra mı? Evet. Oldu. Olduk yani. He, bundan olduk sonra mı? Evet. Bundan sonra mı? Evet, yani hep isimle kullanıyoruz. Çünkü sıfatlardan sonra mutlaka geliyor. Hani mavi araba, uzun adam, kısa saç. Bunlar da sıfat. İzlemiş olduğunuz film, dinlemekte olduğunuz şarkı, okumuş olduğum öğrenciler. Zaten buralarda hepsi isim var. Tamam. Var mı başka soru? Örneklere bakalım. Belki daha kolay anlaşılır. Dediğim gibi diğer sıfat fiille fark üstteki özneyi gösteriyor. Burada ise biz özneyi nereden anlıyoruz? Ol fiilinden sonra gelen iyilik ekinden anlıyoruz. Mesela anlatmak bir fiil. Şeyler bana hiç inandırıcı gelmedi. Hiç inandırıcı gelmedi. Mesela size şöyle söylüyorum. İnandırıcı gelmediğiyle ilgili bir cümle. Dün izlediğim haber bana hiç inandırıcı gelmedi. Ne demek inandırıcı gelmedi? Yani ikna yok. Yani. Evet, yani beni ikna etmedi. Yani yalan olduğunu düşünüyorum. Peki, inandırıcı gelmedi. Zaten bir geçmiş zamanı görüyorum. Bu sebeple burada hangi zamanı kullanıyorum? Ben geçmiş zaman. Evet, anlatmış. Fiilim anlat. Anlatmış. Olduğun sen. Anlatmış olduğun şeyler bana hiç inandırıcı gelmedi. Buradaki zamir farklı da olabilir mi? Senin anlatmış olduğun şeyler bana hiç inandırıcı gelmedi. Sizin anlatmış olduğunuz şeyler bana hiç inandırıcı gelmedi. Onların anlatmış oldukları şeyler bana hiç inandırıcı gelmedi. Yani buradaki değişiklik olabilir. Rima, ikinci cümleyi yapabilir misin? Az sonra oku, şiir Orhan Veli Kanika ait İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Az sonra okuyacak olduğum. Çünkü az sonra. Evet, gelecek zaman. Çünkü az sonra okuyacak. Okuyacak ol. Olduğum ben. Az sonra benim okuyacak olduğum şiir Orhan Veli Kanık'a ait. Sahibi Orhan Veli Kanık. Yani şiiri yazan kişi Orhan Veli Kanık. Şiirin ismi nasıl ya da nasıl başlıyor? İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bu çok meşhur bir şiirdir. Ve Orhan Veli de çok meşhur bir şair. Amine, üçüncü cümleyi yapabilir misin? Başlat kampanya tüm hızıyla tüm hızla soruyor. Hızıyla soruyor. Hızıyla ne demek? Hızlı yani. Ha, tamam. Hızıyla soruyor. Başlatmakta oldu. Başlatmaktan oldu kampanya. Başlat fiil, başlatmak yani başkasına başlatıyorum.
başlamak değil, başlatmak ise başkasına izin veriyorum, müsaade veriyorum, emir veriyorum, o başlatıyor. Başlatmakta kim mesela? Ben şeklinde kullanırsak eğer, kampanya tüm hızıyla sürüyor. Sürüyor, devam ediyor. Hızıyla yani hızlı. Tüm, bütün hızıyla. Yani bütün hızıyla devam ediyor. Ne devam ediyor? Kampanya. Kampanya nedir? Şehir hocası. Kampanya şey, ne bileyim o. Kampanya nedir? Size bir fotoğrafla göstereyim. Mağazalarda, marketlerde yapılan indirimler. Mesela %50 indirim kampanyası var. Mesela marketlerde nedir? Kampanyalar vardır. Örnek veriyorum. Mesela bu hafta işte bu yağ nedir? 30 TL'dir. Bu yağı alana 2 paket yağ hediyedir. Bu bir kampanya. Şey, reklam gibi. Reklam sadece, mesela reklam senin alman için emek harcıyorum. Ama kampanyada bir... Ama daha büyük yani. Ucuzluk var. Kampanyada evet, daha ucuzluk var. Daha ucuz oluyor, hediye oluyor, bunun gibi. Mesela Ramazan'a özel indirim denilmiş. Ramazan'da işte bu sucuk, yağ, pirinç bunlar nedir? Daha ucuzsa bu bir kampanyadır. Özel günler için, mesela anneler günü, babalar günü, bayramlar, sevgililer günü, öğretmenler gününde veya marketlerin kendi özel günlerinde her cuma kampanya, her çarşamba kampanya. Bunlar özel indirimlerin olduğu şeyler kampanyadır. Ama aynı zamanda insanların işte farklı insanlara yardım etmek amaçlı oluşturduğu programlara da kampanya denilebilir. Bu durumda ben bu kampanyayı ne yapmış olmam lazım? Şu an kampanya hızlı bir şekilde devam ediyorsa ben bunu geçmiş zamanda başlatıyorum. İşte dün başlattım çünkü. Başlatmış olduğum veya bizim başlatmış olduğumuz. Benim başlatmış olduğum kampanya tüm hızıyla sürüyor. Bizim başlatmış olduğumuz kampanya tüm hızıyla sürüyor. İkisi de olabilir. Yani buradaki zamir değişikliğine göre farklı olabilir. Ama kampanya devam ediyor. Şu an devam ediyorsa kampanya geçmişte başladı. Bu sebeple başlatmış oldu. Hani dördüncü cümleyi yapabilir misin? Bereketir. Evet. Jan Berestek. Berestek kata. Kağıt. Kağıt. Bir dakika. Atkalar. Atıkları. Dönüşüm. Merkezin al. Gün gidiyoruz. Gönderiyoruz. Bereketler. Mekte. Cümleye bakalım önce. Biriktirmek değil. Nedir biriktirmek? Biriktirmek. Biriktirmek yani koleksiyon gibi. Biriktirmek ne demek? Bilmem. Mesela insanlar para biriktiriyorlar. Toplar, topluyor mesela. Evet, toplamak.
Veya insanlar başka ne biriktiriyorlar? Şuraya bakalım. Fotoğraf açalım. Mesela para biriktirmek. Yani harcamıyorsun, bir kenara koyuyorsun. Oyuncak biriktirmek, yani kullanmıyorsun, bir kenara koyuyorsun. Biriktirmek. Mesela bazı insanlar çöp biriktiriyorlar. Çöp. Mesela bu insan pasta bir insan. Ne yapıyor? Hiç çöp atmıyor, çöp biriktiriyor. Bazı insanlar böyle yaşayabiliyorlar. Biriktiriyor. Para biriktirmek, çöp biriktirmek, kağıt biriktirmek, kitap biriktirmek, oyuncak biriktirmek. Yani bir şeyleri toplamak. Şey, biz hocam önceden bir kız gördük. Onu bir çeteye bitirdik. Bitirmek yok. Değil mi? Evet, biriktiriyor. Biriktiriyor. Evet, doğru. Biriktiriyor. Yani mesela bu adam da ne yapmış? Oyuncak biriktiriyor. Cümleye tekrar bakalım. Yani bazı şeyleri topluyor. Bu kişi de biriktir, cam, plastik, kağıt atıkları geri dönüşüm merkezine gönderiyoruz. Şimdi insanlar evlerde yaşıyorlar ve insanların çöpleri oluyor. Bu çöpler nasıldır? Cam, plastik, kağıt. Çöp ne demek? Bazıları eşyalar, yani biz istiyoruz. Biz at. Evet, atmak istediğimiz şeyler. Yani biz istesek de istemesek de marketten aldığımız, mağazadan aldığımız şeyler nedir? Bunlar, şunlar çöp. Evde ne oluyor? Çöp birikiyor. Biz biriktirmiyoruz çünkü her gün atıyoruz. Yani bu durumda çöp birikiyor. Peki bu çöplere bakalım. Nasıl çöpler var? Cam, plastik, kağıt. Cam nasıl biliyor musunuz cam? Evet. Plastik, İngilizce zaten. Kağıt? Evrak. Aynen, kağıtlar, kitaplar. Atıkları. Atık demek yani çöp demek, aynı anlam. Atık ve çöp aynı mana. Plastik, cam, plastik, kağıt atıkları ne yapıyoruz? Geri dönüşüm merkezine gönderiyoruz. Geri dönüşüm merkezi de geri dönüşüm. Yani tekrardan dönmesi. Böyle merkezler var. Ne yapıyorlar? Cam, plastik ve kağıtları topluyorlarmış. Evde ayrı ayrı paketliyorlarmış. Daha sonra bunu geri dönüşüm merkezine gönderiyorlar. Geri dönüşüm zaten bu. Geri dönüşüm. Hem dönüyor hem geri tekrar sana geri geliyor. Yani şişeyi çöpe atıyorsun, tekrar sana şişe olarak geri geliyor. Geri dönüşüm anlaşıldı mı? Evet. Peki biz ne yapıyoruz? Bunu her zaman yapıyoruz. Her zaman yaptığımız için biriktirmiş mi, biriktirmekte veya biriktirecek? Cevap ne olabilir? Hepsi sağ. Hepsi mümkün olabilir mi? Biriktirmiş olduğumuz cam, plastik, kağıt atıkları geri dönüşüm merkezine gönderiyoruz. Olur. Peki gelecek zaman olur mu? Biriktirecek olduğumuz cam, plastik, kağıtları geri dönüşüm merkezine gönderiyoruz. Gelecek zaman biraz olmadı. Çünkü ne yapıyoruz? Zaten gönderiyoruz. Ama en uygunu biriktirmekte. Yani şimdiki zaman biriktirmekte olduğumuz cam, plastik, kağıt atıkları geri dönüşüm merkezine gönderiyoruz. Neden şimdiki zaman kullandım? Çünkü şimdiki zamanın 3 anlamı vardı. Şimdi yaptığım, her zaman yaptığım, yakın gelecekte yaptığım. Burada kullandığım ise her zaman. Yani her zaman atıkları geri dönüşüm merkezine gönderiyoruz. Dördüncü cümle rima. Bize Guster
misafir berberliğe çok teşekkür ederiz. Bize göstermiş. Evet. Olduğunuz misafir berberliğe çok teşekkür ederiz. Bize göstermiş olduğunuz misafirperverliğe çok teşekkür ederiz. Misafirperverlik nedir? Yani ikram diyor. Yani ikram ediyor, ikram etmese de evini açıyor. Hoş geldin, nasılsın, ne istersin? Buna biz misafirperverliği diyoruz. Mesela bir insandan bahsettiğimizde çok misafirperver birisi. Evine gittiğimizde bize ikramlarda bulunuyor, kibar davranıyor. Bu sebeple misafirperver. Amine, 6. cümle. Bugün buraya konular lütfen bu adada kalsın. Odada kalsın. Bugün buraya konuşmuş olduğumuz konular. Yoksa bugün buraya konuşacak olduğunuz olmuyor. Şimdi şöyle bir şey. Bir oda var. Bu odada biz konuştuk ve bu konuştuğumuz konular çok mühim, gizli, önemli. Bu sebeple ne diyoruz? Bugün burada konuşmuş bir kimin? Bizim olduğumuz konular lütfen bu odada kalsın. Yani odadan dışarıya çıktığımızda asla hiç kimseye bahsetmeyelim. Yasa. Ama senin dediğin gibi bugün burada konuşacak olduğumuz konular lütfen burada kalsın da olabilir. Henüz konuşmadık ama çok mühim olduğunu belirtiyorum. Size diyorum ki Amine, bugün burada bu derste konuşacak olduğumuz konular lütfen burada kalsın. Ya da işte bu odada kalsın. Odada konuştuysak eğer. Henüz konuşmadıysak konuşacak. Ama konuşmuşsak, ki genellikle konuştuktan sonra bu mevzuya, bu sonuca varıyoruz. Çünkü mühim olduğunu konuştuktan sonra anlıyoruz. Bu sebeple muş. Hani 7. cümle. Cidedi. Cadde üzerinde aja aş a kitap ve işin taş dönmüş mano, enişte mano alıyorlar. Aşmış muş oldumuş. Yok, olduk. Evet, iyilik eki, olduğumuz, olduğun, oldukları satış danışmanı arıyorlar. Nerede? Cadde üzerinde, yani merkezi bir yerde, cadde üzerinde ne yapmışlar, ne açmışlar? Kitap evi açmışlar. Kitap evi nasıl bir mekan? Hiç gittiniz mi kitap evine? Kırtası. Yani nasıl bir mekan? Kitapların satıldığı bir mekan. Ev. Ne diyoruz? Kitap evi.
Bazı kitap evleri nasıldır? Mesela bu şekilde. Sadece kitaplar satılıyor. Bazı kitap evlerinde masa var. Bazı kitap evlerinde kafe gibi sadece bir çay var. Bunu da biz kitap evi diyoruz. Peki bu kitap evlerinde ne arıyorlarmış? Satış danışmanı arıyorlar. Yani orada ilgilenecek, alakalı olacak kişi arıyorlar. Mağazalarda, marketlerde ne vardır? Satış danışmanı. Mesela bir kitap arıyorsun, kitap evinde bulamıyorsun. Merhaba, bu kitap var mı diye sorduğunuz kişi kimdir? Satış danışmanı. Hangi kitap evinde arıyorlar? Geçmiş zaman. Bu sebeple ne diyoruz? Cadde üzerinde açmış kimin? Onların oldukları kitap evi için satış danışmanı arıyorlar. Cadde üzerinde açmış oldukları kitap evi için satış danışmanı arıyorlar. Onlar açtılar çünkü. Hocam şimdilik zaman kendileş. Açmak nasıl? Kullan cümleyi. Çünkü arıyorlar yani. Şimdi arıyor. Cadde üzerinde açmakta oldukları kitap evi için satış danışmanı arıyorlar. Yani olabilir gibi ama önce açıyorlar sonra satış danışmanı. Ama gelecek zamanda çok rahat bir şekilde olabilir. Cadde üzerinde açacak oldukları kitap evi için satış danışmanı arıyorlar. Geçmiş zaman ve gelecek zaman daha güzel oldu. Çünkü geniş evet, bir zamana yayılmış. Rima, 8. cümle. Dinle, şarkının sözleri Nazım Hikmet, Hikmet'ten bir şiirinden uyarlanmıştır. Dinlemekte olduğumuz. Evet, bizim şu an dinlemekte olduğumuz şarkının neleri var? Cümleleri var, sözleri var. Nazım Hikmet bir şair, meşhur bir şair. Nazım Hikmet'in bir şiirinden uyarlanmıştır. Yani Nazım Hikmet'in bir şiirinden kullanılmıştır uyarlanmak. Uyarlanmak şöyle, bir dizi, bir film başladığında mesela diyorlar ki, çok meşhur bir dizi söyleyelim. Mesela Harry Potter'ı herkes biliyor. Peki Harry Potter'ın yazarı kim biliyor musunuz? O zaman şöyle söyleyelim, mesela bir kitap var, kitabın ismi Aşk-ı Memnu. Tamam, bu bir kitap. Kitabın ismi Aşk-ı Memnu. Bu kitabı film ya da dizi yapıyorlar. Ne diyorlar? Halit Ziya Uşaklıgil'in kitabından uyarlanmıştır. Yani bu kitaptaki şahıslar, bu kitaptaki olayları kopya yapmışlardır. Bunu ne yaptılar? Şiir yaptı, bunu müzik yaptılar, dizi yaptılar, film yaptılar. Bu uyarlanmak demek. Nazım Hikmet'in de bir şiiri var. Bu şiiri ne yaptılar? Besteleyip şarkı yaptılar. Buradaki cümleleri kopya yaptılar. Buna uyarlanmıştır diyoruz. Son cümle Amine, yapabilir misin? Bu uyarlanmak fiilini anladınız mı? Evet. Tamam. Düzenli simbizyon simbozyonda Se. Sempozyonda simbozyonda çiteli üniversitelerden uzmanlar bulunacak. Evet. Düzenleyecek. Oldu.
düzenlenecek. Düzenleyecek. Olduğumuz. Evet. Bizim düzenleyecek olduğumuz tekrar oku anı. Simpozyumda çeşitli üniversitelerden uzmanlar bulunacak. Evet. Düzenleyecek olduğumuz sempozyumda çeşitli üniversitelerden uzmanlar bulunacak. Bulunacak gelecek zaman. Yani mevcut olacak. Kim olacak? Uzmanlar yani alimler. Nereden? Çeşitli üniversitelerden. Farklı. İstanbul Üniversitesi'nden, Marmara Üniversitesi'nden, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden. Çeşitli üniversitelerden uzmanlar bulunacak. Nerede bulunacaklar? Bizim düzenleyecek, dizayn edecek, program yapacak olduğumuz sempozyumda. Sempozyum üniversitelerdeki konuşma programları. Hocam o zamanlar ne demek? Uzmanlar mı? Evet, uzmanlar. Profesör gibi. Profesörler yani alimler gibi. Alim Arapça, Türkçe profesör. Yani şöyle uzman bir alanda iyi insan. Mesela edebiyat alanında çok iyi. Matematik alanında çok iyi. Bu kişiler uzmanlardır. Şey hocam sempozyumda proje gibi. Şu sempozyum. Program gibi. Evet program. Konuşma programı gibi. Ha tamam. Yani insanlar bir araya geliyorlar beraber. Belirli konular hakkında konuşuyorlar. Tamam. Bu üniversitelerde çok oluyor. Mesela şuradan hocam simbiyozumda öğrenciler yapıyor yoksa mesela şöyle düzenleyecek olduğunuz üniversitede öğrenciler var. Bu öğrenciler uzmanlara mail atıyorlar, mesaj atıyorlar, onları davet ediyorlar. Bunu öğrenciler ayarlıyor, bazen de üniversitedeki çalışan insanlar ayarlıyor. Yani bunu düzenleyenler üniversiteler, gelecek kişiler ise uzmanlar. Ha, tamam. Yani bu mesela şöyle söyleyelim, misal biz üniversitede öğrenciyiz. Çok meşhur bir şarkıcı var. Bu şarkıcıyı davet ediyoruz. Tamam. Ya da bir mevzu var edebiyatla ilgili, tarihle ilgili, tıpla ilgili. Bu alandaki uzmanları davet ediyoruz. Yani biz düzenliyoruz. Hani programı nasıl, saat kaçta olacak, hangi gün olacak, nerede olacak bunları düzenleniyor yani. Evet, buradaki sıfat fiilimiz bu. Şu çalışma kitabında bir örnek vardı. Şimdi şurada birkaç cümleyi de yapalım. Sonra devam edelim diğer gramer konusuna. Göstermek yani şov yapmak. Yüksek performans yöneticileriniz tarafından fark edilecektir. Sizce hangisi olabilir? Gösterecek olduğunuz yüksek performans yöneticileriniz tarafından fark edilecektir. Yani sizin yöneticileriniz. Nima yapabilir misin? Bir cümle hocam. Evet, birinci cümle. Birinci cümle. Göster yüksek performans yöneticileriniz tarafından fark edilecektir. Bence gösterecek.
gösterecek mi? Yani evet. Bu gelecek zaman diye bunun gelecek zaman olmasına lazım değil. Şu an siz bir şey yapıyorsunuz. Bunu sonra yöneticiler fark edecekler, görecekler, anlayacaklar. Yani sizin şu yani an... Şimdiki... Evet. Göstermekte. Sizin şu an oldu. Göstermekte sizin... Sizin olursa olduğu... Olduğular. Sizin. Sizin göstermekte olduğunuz yüksek performans, yani fazla enerji. Şöyle, buradaki cümle bir şirket, bir ofisten bahsediyor. Burada insanlar performanslarını, enerjilerini gösteriyorlar, çalışıyorlar. Yüksek performans yani çok daha fazla çalışıyorlar. Bunu kim fark edecek? Patronlar, müdürler, yani kimler? Yöneticiler. Yöneticileriniz belirli bir süre sonra ne yapacaktır? Bunu fark edecektir. Göstermekte olduğunuz yüksek performans yöneticileriniz tarafından fark edilecektir. Amine, ikinci cümle. Hazırla bu karşını her gece yatmadan önce yüzünüze sürün. Hazırla bu karışımı. Nedir karışım? Karışım. Biliyor musunuz? My wife. Yani. Karışım. Nedir? Karışım. Yani bir şeyleri karıştırmak, mix. Ha evet evet. Mesela ne demiş? Her gece yatmadan önce, uyumadan önce yüzünüze, yani cildinize sürün. Krem sürmek gibi. Krem sürüyoruz ya hani elimize, yüzümüze. Evet. Neyi yüzünüze sürün demiş? Karışım. Karışım yani sizin evde yaptığınız mesela cilde faydalı şeyler. Yani misal veriyorum. İşte limon, yoğurt, biraz zeytinyağı. Bu üç tane şeyi ne yapıyorum? Karıştırıyorum. Bu ne oluyor? Bir karışım oluyor. Yani bir krem gibi düşünün. Bu karışımı her gece yapmadan önce yüzünüze sürün. Peki ben bunu ne zaman hazırladım? Hazırlamakta olduğum. Evet, şu an bir şey yapıyorum. Bir krem gibi bir karışım yapıyorum. Hazırlamakta olduğum bu karışımı her gece yatmadan önce yüzünüze sürün. Bu karışım genellikle insanlar ne yapıyorlar? Krem gibi yapabiliyorlar, ilaç yapabiliyorlar veya içecek yapabiliyorlar. Mesela karışım dediğim zaman daha çok böyle faydalı şeyler oluyor. Mesela karındaki yağlamaları yok etmek için 4 karışım. Salata. Ay bunun ismini unuttum. Bu neydi? Zencefil. Evet, zencefil. Ve limon. Ne yapmış? Bu 3 karışımı yapmış ve bu ne oldu? Bir içecek. İçecek. Muhteşem içecek mesela. Buna ne demişler? Karın yağlamayı yok eden muhteşem karışım. Salatalık, zencefil, limon. Size bir karışım yapıyoruz. Mesela cilt için, yüz için bir karışım. Bu karışımı yapmadan önce cildinize sürün, yüzünüze sürün. Hani şu cümleyi yapabilir misin? Üçüncü cümleyi de yapalım. Bu konuyu kapatalım. İzleyeyim. Evet. Film 12. Nokta var.
yaz yer İstanbul onu anlatıyor. İzli Mekti. Evet. Oldum. Nız. Sizin izlemekte olduğunuz, bizim izlemekte olduğumuz. Film nereyi anlatıyormuş? 12. yüzyıl asır İstanbul'unu anlatıyor. Yani şu an, şimdiki zaman izlemekte olduğumuz film 12. yüzyıl İstanbul'unu anlatıyor. Yani buradaki, şöyle söylüyorum, bu bir çalışma kitabı arkadaşlar. Sayfa 58'de bugün gördüğünüz gramer konusu var. Siz bunların devamını yapabilirsiniz. Yani yapmanız iyi olur. Yani gördüğümüz sıfat fiilin anlamları bunlar. Devam ediyorum diğer bir gramer konusuna. Gramerden ziyade daha çok kelimeler var. Çünkü edatları göreceğiz. Rima, senin yine mikrofonun bozulmaya başladı. Kapatabilir misin? Edatlar. Edatlarımız cümledeki kelimeleri, bir yan cümlemiz vardı, bir de bizim temel cümlemiz vardı. Yan cümle, yardımcı cümle, temel cümle, asıl cümle. Bu edatlara baktığımız zaman 3 tane edat göreceğiz. Dan, ben, dolayı, nedeniyle, sayesinde, yüzünden veya diye. Zaten yanlarında İngilizceleri var. Eğer biliyorsanız sizin için daha kolay olabilir. 3 tane edata bir bakalım. Birinci edatımıza bakacak olursak. İsim veya isim gruplarında kullanılarak ne yapıyoruz? Ana cümlenin sebebini belirtiyoruz. Dan dolayı, okuldan dolayı, hava soğuk olduğundan dolayı. Yani nedir bu? Nedeniyle veya nedir? Sebebiyle. Hasta olduğundan dolayı, hava sıcak olduğundan dolayı. İsim veya isim grupları dedik. İsim grupları içerisine sıfat fiiller de veya zarf fiiller de giriyor. Bakıyorum birinci cümleye. Eve geç geldiğinden dolayı babası ona çok kızdı. Kızdı yani sinirlendi. Peki bunun sebebi nedir? Eve geç gelmesi. Bunu ben ne yaptım? Birleştirdim. Eve geç geldiğinden dolayı. Sebep bu. Yani bu temel cümlenin sebebini belirtirken dan'dan dolayını kullandık. Maaşı geç yatırılması nedeniyle ikisi de aynı anlam. Patronuyla konuşmaya gitti. O kişi patronuyla konuşmaya gitti. Neden? Sebebi nedir? Maaşı geç yatırılması nedeniyle. Yani onun nedeni maaşının, parasının geç yatırılması, geç gönderilmesi. Bakıyorum diğerine. Hasta olduğundan dolayı okula gelmiyor. Ali okula gelmiyor. Neden gelmiyor? Sebebi nedir? O hasta olduğundan dolayı, dan, ben, tan, sen dolayı, yani sebep, nedeniyle. Yani oldukça aslında basit. Birinci cümle, Rima okuyabilir misin? Evet. Kutu hava koşulları nedeniyle yolacak logomuzu erteleme kararı aldık.
Yani neymiş? Neden erteleme kararı aldık? Yolculuğumuzu ertelemek. Ertelemek demek mesela işte pazartesi günü tatile, bugün tatile gideceğim ama ben bunu erteliyorum. Ertelemek yani daha sonra yapmak. Bugün değil yarın. Yarın değil diğer gün. Bu hafta değil diğer hafta. Temmuz'da değil Ağustos'ta. Yani daha sonra yapmaya karar vermek, ertelemek demek. Peki neden erteleme kararı aldık? Bunun sebebi nedir? Kötü hava koşulları nedeniyle. Kötü hava demek, kötü hava koşulları yani havanın çok fazla soğuk olması, çok fazla kar veya yağmurun yağması, uçakların gidememesi mesela, arabaların gidememesi. Amine, ikincisini okuyabilir misin? Amine, bu cümleyi okuyabilir misin? Evet. Kötü... Duyamıyoruz. Tur iptal edildi. Tekrar okuyabilir misin Amine? Duymadık. Tamam. Mikrofon kapattım yanlış. Kötü hava koşullarından dolayı tur iptal edildi. Evet. Tur neydi? İşte bir yere grupça gidilen programlar. Tur. İstanbul turu, Ege turu, Avrupa turu, Karadeniz turu. Yani bir grupça belirli yerlerin gezilmesine biz tur diyoruz. İptal edilmiş. Neden iptal edilmiş? Kötü hava koşullarından dolayı. Ne yaptık? Koşulları nedeniyle, koşullarından dolayı. İkisi de aynı anlam. Örnek veriyorum. Mesela bilgisayarım bozulduğundan dolayı ders yapamadım. Siz örnek verebilir misiniz bu edatlarla ilgili? Edatların tek başına anlamı, manası yoktur. Mesela dan dolayı dediğinde hiçbir manası yok. Nedeniyle dediğimde hiçbir anlamı yok. Fakat cümle içerisinde kullandığımızda anlam kazanıyor. Örnek düşünün, misal. Hocam, korona virüs nedeniyle çok geziye irtildi. Evet, koronavirüs nedeniyle birçok gezi iritildi. Ertelendi. Evet, ertelendi. Evet, güzel oldu. Sebebi koronavirüs. Evet, başka hani örnek verebilir misin? Yok. Amine, örnek verebilir misin? Hocam, çok anlamadım. He. Söylüyorum. Yani burada bir sebep belirtiyoruz. Neden veya sebep. Bizim son fiilimiz asıl fiilimizdi. Bunun sebebini belirtiyoruz. Şey, hocam bir şey söyleyeceğim. Bu yüzden gibi kullanıyoruz. Evet, gibi. Ha. Doğru. Ama bu edat o bağlaç. Mesela diyorum ki yolculuğumuzu erteleme kararı aldık. Ya da şöyle cümle kullanıyorum. Hava çok kötü, çok yağmur yağıyor, çok soğuk. Bu yüzden yolculuğumuzu erteleme kararı aldık. Yani burada iki cümleyi birbirine bağladım. Şuraya yazıyorum. Ama dan dolayı yani... Daha doğru. Yok, ikisi de doğru. Hmm. Şöyle örnek göstereceğim. Şimdi şuraya bakıyorum. Hava çok kötü. Bu birinci cümlemiz. Hava çok kötü dediğimde cümlem tamam bitti.
Yolculuğumuzu erteleme kararı aldık. İkinci cümle. Birinci cümle ve ikinci cümleyi birleştirdiğimde bu yüzden kullanıyorum. Bak, iki farklı cümle var. Ama buraya baktığımda ise kötü hava koşulları. Bu bir cümle değil. Hani bunun devamında bir şey olması lazım. Bu cümle bitmedi. Bu bir cümle değil. Sadece isim veya isim grubu. Kötü hava koşulları. Yolculuğumuzu erteleme kararı aldık. Bu bir cümle ama kötü hava koşulları bir cümle değil. Bu sebeple buna biz edat diyoruz. Anladın mı? Tamam. Evet, anladım. Aslında mana olarak aynı da şekil olarak farklı. Şimdi örnek cümle verebilir misiniz? Çok daha basit cümleler olabilir. Mesela bugün hava çok sıcak olması nedeniyle pazara gitmeyeceğim. Ne bileyim, düşüneceğim. Yani düşün. Rima, sende başka örnek cümle var mı? Rima, sende örnek var mı? Yok. Yok mu? Peki ben örnek vereyim mesela. Otobüsü kaçırdığımdan dolayı derse geç kaldım. Otobüsü kaçırdığımdan dolayı derse geç kaldım. Başka örnek veriyorum. İşte pantolon çok pahalı olması nedeniyle almadım. Devam ediyorum o zaman örnek videosu ikinci edatlara. İkinci edatlarında iki kelimem var. Birincisi sayesinde, ikincisi ise yüzünden. Birincisi sayesinde, ikincisi yüzünden. İsim ve isim gruplarını kullanarak ana cümledeki sebebi belirtir. Aynı buradaki sebep belirtme gibi. Fakat burada bir fark var. Eğer benim sebebim olumluysa, yani olumlu bir sonuç veriyorsa, olumlu pozitif bir netice veriyorsa sayesinde kelimesini kullanıyorum. Ama benim neticem negatif bir sonuç veriyorsa yüzünden kelimesini kullanıyorum. Mesela negatif bir şey kullandığında ne yapıyorum? Abim yüzünden çok büyük bir stres yaşadım. Stres yaşamak pozitif mi negatif mi? Sizce stres yaşamak pozitif bir durum mu, negatif bir durum mu? Negatif. Negatif bir durum. Evet. Bu sebeple ben hangi kelimeyi kullanıyorum? Yüzünden kelimesini kullanıyorum. Abim yüzünden çok büyük bir stres yaşadım. Negatif bir durum. Arkadaşlarım sayesinde tatile gidebildim. Ben tatile gidebildim. Bu pozitif mi, negatif mi? Tabii ki de. Bu pozitif. Bu pozitif bir durum. Pozitif durum olduğundan dolayı sayesinde kelimesini kullanıyorum. Arkadaşlarım sayesinde tatile gidebildim. Yani arkadaşlarım bana biraz para verdiler. Veya işte arkadaşlarım evi vardı oraya gittim tarzında. Yani onlar bana bir fayda sağladı. Onlar bana pozitif bir sonuç sağladı. Bu sebeple sayesinde kelimesini kullanıyorum. Öğretmenim sayesinde ne yanlış? Öğretmenim sayesinde iyi bir üniversite kazandım. Üniversite kazanmak pozitif. İyi bir üniversite kazanmak çok daha pozitif bir durum. Yani bu durumda ben sayesinde kendisini kullanıyorum. Kim sayesinde? Öğretmenim sayesinde. Çocuklar yüzünden başım ağrıyor. Başımın ağrıması negatif bir durum.
Bu sebeple yüzünden kelimesini kullanıyorum. Biz bu iki kelimeyi oldukça kullanıyoruz günlük hayatta konuşurken. Yani bir insanın sana fayda sağlaması ya da bir insanın sana zarar sağlaması. Mesela ne diyorum? İşte annem sayesinde başarılı birisi oldum. Arkadaşlarım yüzünden derse geç kaldım. Ağabeyimin yardımları sayesinde matematik notum yükseldi. Matematik puanım yükseldi. Birinci sınavdan 50 aldım, ikinci sınavdan 80 aldım. Nasıl? Bunu ne için bana yardım etti? Ağabeyim yani abimin yardımları sayesinde. Bütün gece uyuyamadım. Sizce bu durum pozitif mi, negatif mi? Bütün gece uyuyamadım. Pozitif bir durum mu, negatif bir durum mu? Negatif. Bu sebeple yüzünden diye kullanmalıyım. Benim uyumamama neden olan şey nedir? İzlediğim korku filmi. Bu filmi izlediğimden dolayı. Bakın aynısını kullandım. Korku filmi izlediğimden dolayı bütün gece uyuyamadım. Negatif bir durum olduğu için ekstradan böyle bir kelimemiz var. İzlediğim korku filmi yüzünden uyuyamadım. Çünkü bana ne yaptı? Uykumu kaçırdı. Evet, sizden örnek cümle alabilir miyim? Evet, bir örnek var. Evet Amine. Tamam. Magnezyum sayesinde bütün gece rahat rahat uyudum. Evet. Nedir? Bu bir yani bu bir ilaç ya da neydi? Magnezyum. Tamam, magnezyum. Yani bu sana ne yaptı? Sana bir fayda sağladı. Bu bir insan olması lazım değil. İlaç, film, kitap, her şey mümkün. Magnezyum sayesinde rahat bir şekilde uyudum. Evet, örnek başka alabilirim. Hani var mı örnek? Yok hocam. Amine sen, pardon Rima, senin var mı? Evet. Çok kullanımı basit. Kural. Güzel diet sayesinde çok kilo verdim. Evet, güzel bir diyet sayesinde çok kilo verdim. Ama negatif hocam, ilaç almadığı yüzünden sağlığı azledi. Yakut o yani olabilir. İlaç yüzünden sağlığı azaldı. İlaç almadığı yüzünden olmuyor. Yani o ilaç almadığından olur. Çünkü bu bir ne oldu? Fiil. Bu yüzünden ve sayesinden önce genellikle, daha doğrusu her zaman için kullanıldı. Kullanılıyor. Başka örnek olabilir. Bekliyorum. Çünkü basit. O yüzden tekrar edelim. Öğrenin. Abim yüzünden su döküldü. Evet, abim yüzünden su döküldü. Yani ne yaptı? O sana bir zarar sağladı. Abim yüzünden bilgisayara su döküldü. Abim yüzünden yere su döküldü. Olabilir. Örnek yoksa diğer edata bakıyorum. Son edatımız diye. Diye'nin anlamı nedir? Hemen bakıyorum. Cümlede ne demişiz? Yine sebep anlatan yan cümlenin sonuna gelir. Yine bizim asıl cümlemiz var. Bu asıl cümlemizin sebebini anlatırken yan cümlemiz, yani küçük cümlemizin sonuna gelir. Yağmur yağacak diye şemsiyemi yanıma aldım. Şemsiyemi yanıma aldım. Sebebi nedir? Yağmur yağacak diye.
Buraya bakıyorum. Yine bu da sebep belirtiyordu. Yağmur yağdığından dolayı dersem yağmur yağıyor. Ama diye dediğimde ise henüz yağmur yağmıyor. Yağacak mı, yağmayacak mı? Bunu henüz bilmiyorum. Belli değil. Bu sebeple diye kullandım. Çünkü gelecek zaman kullanmışız. Ama buraya ikincisine bakıyorum. Okullar açılacak diye tatilden erken döndük. Tatilden erken döndük. Bunun sebebi nedir? Okullar açılacak diye. Yani birincisi aynı anlam diyebilirim. Okullar açılacağından dolayı tatilden erken döndük oldu. Tatilden erken dönmek pozitif mi negatif mi? Tatilden erken dönmek sizce pozitif bir durum mu, negatif bir durum mu? Pozitif bir durum mu, negatif bir durum mu? Hangi cümle? Tatilden erken dönmek. Hayır, negatif bir cümle. Evet, bu sebeple bu ikisinden kullanırken nasıl diyorum? Okuldan, okul yüzünden tatilden erken döndüm. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bu sayfadaki, sayfa 124'teki 3 tane edat aslında üçü de aynı anlam. Fakat birincisi fiillerle de kullanılabiliyor. İkincisi pozitif negatif farkı var. Üçüncüsü de yan cümlenin sonuna geliyor. Yani üçü de sebep belirtiyor. Önce şuradaki cümlelere bakıyorum. Çorba soğuk diye ısıtmaya koydum. Çorbanın ısıtmak istiyorum. Yani sıcak olmasını istiyorum. Neden ısıtmaya koydum? Çünkü çorba soğuk. Çorba soğuk diye. Kalabalık olacağız diye bir ekmek daha aldım. Ekstradan bir ekmek aldım. Neden? Kalabalık olacağız diye. Kalabalık olacağımızı düşündüğüm için. Kalabalık olacağız diye bir ekmek daha almıştım. Bu da geçmiş zaman. Ama ne yaptık? Kalabalık olmadı. Annem siz geleceksiniz diye bütün evi temizledi. Annem bütün evi temizledi. Sebebi nedir? Siz geleceksiniz diye. Sebebi bu. Herkes çıktı diye biz de salonu terk ettik. Neden salonu terk ettik? Neden salondan çıktık? Terk etmek yani bulunduğumuz yerden uzaklaşmak. Herkes çıktı diye. Evet, örnek cümle alabilir miyim? Anlaşıldı mı? Sebep belirtiyoruz. Yağmur yağacak diye şemsiyemi yanıma aldım. Şemsiyemi yanıma almamın sebebi yağmurun yağacak olması. Daha çok biraz daha yani fark görmek isterseniz gelecek zaman şeklinde kullanılabilir. Bir örnek vereceğim. Evet. Renklerim bitti. Renklerim bitti diye kütüphane gitmem lazım. Evet, renklerim bitti diye kütüphaneye gitmem lazım. Doğru mu? Evet, doğru. Tabii, tamam. Kütüphaneye neden gitmem lazım? Çünkü renklerim bitti. Yeni bir renkler alacağım. Evet. Evet, yani bu yüzden. Bu yüzden. Yoksa evet, öyle renklerim bitti diye yeni renkler alacağım lazım. Yoksa alacak lazım. Alacağım lazım.
Doğru mu? Tekrar söyle Amine. Renklerim bitti diye yeni renkler alacağım. Evet. Renklerim bitti diye, boyalarım bitti diye yeni renkler alacağım. Evet, bu kadar. Evet, Rima, örnek var mı? Evet. Yarın misafirler ziyaret edecek diye dersimiz katlanacağım. Tekrar söyledim ha. Yarın misafirleri ziyaret edecek diye dersimiz katlanacağım. Yani can evet. Evet, sebebi bu. Misafirler gelecek diye derse katılmayacağım. Hani örnek cümlen var mı? Yok. Yok mu? Diye. Yani sebep belirtiyoruz. Türkiye'de yaşayacağım diye Türkçe öğreniyorum. Henüz Türkiye'ye gitmedim ama gelecek zamanda Türkiye'ye gideceğim. Bu sebeple, bu yüzden Türkçe öğreniyorum. Almanya'ya gideceğim diye para biriktiriyorum. Yani yine sebep söylüyoruz. Şimdi üçüncü kısma hızlıca bakalım. Aile büyüklerimizin yaptığı yatırımlar bugün refah içinde yaşıyoruz. Refah yani ferah içinde yaşıyoruz. Bir insanın ferah, rahat, refah şeklinde yaşaması pozitif mi, negatif mi? Pozitif hocam. Pozitif bir durum. Yani rahat yaşıyorum, ferah yaşıyorum, zengin yaşıyorum. Bu pozitif bu durum. O zaman hangi edatı kullanabilirim? Sizinde hocam. Hı? Efendim? Sizinde. Sayesinde. Aile büyüklerimizin yaptığı yatırımlar sayesinde. Yani onların faydası. Aile büyüklerimizin yaptığı yatırımlar sayesinde bugün refah içinde yaşıyoruz. Yatırım demek şöyle, mesela ben yatırım yapıyorum dersem ne yapıyorum? Para alıyorum, param var. Bu paramla ev alıyorum. Bu bir yatırımdır. Param var, paramla araba alıyorum. Çünkü bu araba 10 sene sonra çok pahalı olacak. Ev 10 sene sonra çok pahalı olacak. Ya da işte benim param var, çok para lazım. Yatırım yapabilmek için para lazım. Benim param var, altın alıyorum. Çünkü 3 sene sonra altın çok pahalı olacak. Bu yatırım yapmak demek. Yani bir şekilde para kazanabilmek demek. Aile büyüklerimizin yaptığı yatırımlar sayesinde bugün refah içinde yaşıyoruz. İkinci cümle. Zima yapabilir misin? Evet. Akşamki doğum organizasyonu bugün restoran hizmeti vermiyoruz. Akşamki doğum organizasyon nedeniyle veya sayın. Akşamki düğün organizasyonu nedeniyle bugün restoran hizmeti veremiyoruz. Rima, mikrofonun çok bozuldu. Yani bu negatif ya da pozitif bir durum değil. Bu sebeple sayesinde yüzünden kullanmamız gerekmiyor. Nedeni yani herhangi bir neden. Akşamki düğün organizasyonu nedeniyle. Organizasyon yani program var, düğün var. Nedeniyle ne yapıyoruz? Bugün restoran hizmeti veremiyoruz. Bugün restoran yok. Amine, üçüncü cümle.
Bilet fiyatları tahsilimizi ulu sezona birikmeye karar verdik. Bilet fiyatları fiyatlarından dolayı tatilimize oldu. Sezon bırakmaya karar verdik. Olur mu? Dolayı. Bilet fiyatları tatilinizi ölü sezona bırakmaya karar verdik. Şimdi tatilimizi ölü sezon dediğimiz şey yani daha sakin bir döneme bırakmaya karar verdik. Yani hava sıcakken mesela şu an Haziran, Temmuz, Ağustos hava sıcak olduğu zaman hava sıcak olduğu zaman yani hareketli sezon demek. Ama ölü sezon havanın daha soğuk olması, daha serin olması yani iyi bir şey değil. Ölü sezon. O zaman yüzünden. Evet. Bilet fiyatları yüzünden tatilimizi ölü sezona bırakmaya karar verdik. Bu negatif bir durum. Rima, dördüncü cümleyi yapabilir misin? Evet hocam. Bilgisayara giren virüs son 6 aylık çalışmamız yok oldu. Bu negatif. Ben bilgisayara giren virüs yüzünden. Aynen. Son 6 ay çalışmamız yok oldu. Ben 6 ay boyunca bilgisayarda çalıştım ama 6 ay sonucunda bilgisayarıma giren virüs yüzünden, aynı koronavirüsü gibi bilgisayarlarda da virüs var. Bunu bilgisayara giren virüs yüzünden son 6 aylık çalışmamız yok oldu. Bu hani yapabilir misin 5. cümleyi? Bu gece. Hı hı. Dışarıda yaşayacağız. Evde yemek yapmadım. Ha, yapmadım. Bu gece dışarıda yiyeceğiz. Evde yemek yapmadım. Mesela hangisi olabilir? Diye, sayesinde, yüzünden, dan dolayı, nedeniyle. Çok da fark yok. Bu gece dışarıda yiyeceğiz. Basit bir şekilde diye de kullanabiliriz. Hani bu bir sebep. Dışarıda yiyeceğiz diye yemek yapmadım. Neden yemek yapmadım? Çünkü dışarıda yiyeceğiz. Burada toplantı olacak. Odayı boşalttılar. Burada toplantı olacak. Dön. Diye. Odayı boşalttılar. Yani odayı boşaltmaları pozitif ya da negatif bir durum değil. Normal bir durum. Pozitif ve yani negatif bir durum olsa bile diğer edatları kullanabiliriz. Eğitmenimizin rahatsızlığı, eğitim programımızı önümüzdeki hafta sonuna erteliyoruz. Eğitmen demek yani öğretmen, öğretici demek. Dima, mikrofonun çok kötü geliyor. 7. cümle yapabilir misin? Evet hocam, var bir sorum. Evet. Ama sesim çok kötü geliyor. Tamam. Hocam gaye yani sadece fiiller yani fiiller ile değil. Yani isimler yok. Yok, isim olabilir. Mesela diyorum ki Ali doktor diye çok havalı davranıyor. Ali doktor diye çok havalı davranıyor. Veya başka bir şey söylüyorum.
Ali çok zengin diye herkesle konuşmuyor. Yani bunlar iyi şeyler değil ama örnek olsun diye söylüyorum. Hocam mesela burada toplantı olacak nedenle? Ha? Yok. Burada toplantı olacak nedeniyle odayı boşalttılar. Ama diye daha basit olabiliyor. Evet. Daha tam. Daha rahat. Eğitmeninizin rahatsızlığı. Zima, evet. Mikrofonun çok kötü. Sesliliğinden dolayı. Eğitmenimizin rahatsızlığı. Sesliliğinden. Evet, eğitmenimizin rahatsızlığından dolayı. Eğitiminizin rahatsızlığından dolayı eğitim programımızı önümüzdeki hafta sonuna erteliyoruz. Yani bir programımız var, bunu erteliyoruz. Neden? Çünkü eğitmenimizin rahatsızlığı, yani hastalanması. Rahatsızlık demek çok rahatsızlandım demek, yani hastalandım demek. Eğitmen ise öğretmen. Amine, 8. cümleyi yapabilir misin? Hırsına evlerin çatıları uçmuş, ağaçlar tutulmuş. Evet, fırtına. Neydi fırtınamız? Fırtına hava durumu. Evet, hava durumu. Fırtına olduğu zaman ne oluyor? Çok fazla rüzgar oluyor. Fırtınadan evet. Dolayı ağaçlar sökülmüş. Yani ağaçlar yerinden uçmuş. Çatılar ne olmuş? Hemen bakıyorum. Çatıları uçmuş, ağaçlar sökülmüş. Bu pozitif bir durum mu sence? Evet, evet. Bu yüzden evlerin. Fırtına yüzünden evlerin çatıları uçmuş, yüzünden. Çünkü evlerin çatılarının uçması pozitif bu durum değil, çok fazla negatif durum. Şuradaki fırtına örneğini gösteriyorum. Birincisi, ağaçlar sökülmüş, yerinden çıkmış şu durum yani. Fırtınadan dolayı evlerin çatıları uçmuş. Mesela evin çatısı ne olmuş? Şurada. Apartmanın çatısı uçmuş, yere düşmüş. Bu da çok negatif bir durum. Çok tehlikeli durumlar. Negatif olduğu için yüzünden kelimesini kullanıyorum. Gösterdiğiniz üstün başarı, size bu plaketi sunmak istiyoruz. Üstün başarı demek, başarı zaten successful. Üstün başarı ise çok büyük bir başarı. Plaketi sunmak istiyoruz. Plaketi gösteriyorum hemen. Sunmak istiyoruz, yani size veriyoruz. Plaket yani şu. Bunun ismi plaket. Bu plaket. Mesela bir tanesine bakalım. Sayın Süheyla Demir. İnsanlar bu şekilde başlıyor. Tarihler var. Yaptığınız başarılardan dolayı şeklinde cümleler oluyor. Gösterdiğiniz üstün başarı, size bu plaketi sunmak istiyoruz. Ne olabilir cevap? Sayesinde hocam. Gösterdiğiniz üstün başarı sayesinde size bu plaketi sunmak istiyoruz. Doğru. Veya nedenle. Evet, veya nedeniyle. Gösterdiğiniz nedeniyle. Üstün başarı nedeniyle. Yani şöyle söyleyebilirim. Daha böyle resmi olduğu için nedeniyle size bu plaketi sunmak
istiyoruz. Her zaman gittiğimiz restoran bir mesela diyorum size tavuk ya işte odamı boyuyorlar. Beni duyabiliyor musunuz şu an? Hocam? Duyabiliyor musunuz? Evet. Her zaman. Her zaman. Bu bir tadilattır. Evde duvarı yıkıyorum, yeni bir oda yapıyorum şeklinde. Veya evde boya boyanması bir tadilat. Evde tadilat var. Okulda tadilat var. Ofiste tadilat var. Yani bu tarz şeylerin yapılması. Evet Rima, cevabı söyleyebilirsin. Her zaman gittiğimiz restoran tadilattan dolayı bir hafta kabale olacakmış. Her zaman gittiğimiz restoran tadilattan dolayı kapalı olacakmış. Veya çok sinirlendiğim için ne diyorum? Her zaman gittiğimiz restoran tadilat yüzünden, aslında ben çok gitmek istiyordum, bir hafta kapalı olacakmış. Evet, var mı sorunuz? Örnek aklınıza geldi mi? Yüzünden, dan dolayı, diye mesela olabilir. Var mı sorunuz? Yok mu? Yok hocam. Yok hocam. Kolay. Şimdi bu 7. ünitede örnek vermek ister misiniz? Cümle kurabiliriz. Yoksa devam ediyorum. 7. ünitemizin konusu sanatla ilgiliydi. Size yazma konusu verecektim. Fakat unuttuğum için size mesaj atmadım. Bugün dersten sonra hemen size konuyu söyleyeceğim. Siz de yazarsınız. Şimdi bu dersi yaptıktan sonra mesela siz çalışma kitabındaki 7. üniteyi açın. Oradaki etkinlikleri yapın ki sizin için çok daha faydalı olsun. Şimdi ise sayfa 120'de bazı kelimeler var. Bu kelimeler daha çok sanatsal kelimeler. Yani İngilizce olabilir, Fransızca olabilir, Türkçeden ziyade. Türkçedense bu tarz kelimeler Türkçe'ye de yabancı dillerden geçmiş. Mesela kübizm. Hiç duydunuz mu kübizm nedir? Kübizm. Sanatla ilgili kelimeler. Akımlar böyle. İnsanlar belirli fikirlere sahip oluyorlar. Bu fikirlere biz akım diyoruz. Kübizm. Amine okuyabilir misin ne demek? Kübizm herhangi bir şeyde uzun türlü yönlerden görebilir görebildiği özellikleri bir araba geometrik şekillerle göstermeyi çalışır. Kübizm herhangi bir şeyde örüntülü yerden görebildiği özellikleri. Mesela bir tabloya bakıyorsunuz. Sağdan farklı gözüküyor. Soldan farklı gözüküyor. Aşağıdan, yukarıdan farklı gözüküyor. Yani gözün türlü yönlerden, farklı yönlerden görebildiği özellikleri bir arada geometrik şekillerle göstermeye çalışır. Yani hepsini bir arada baktığınızda göstermeye çalışır. İzlenimcilik. Neymiş izlenimcilik? Rima okuyabilir misin? Özellikle
ışık var ve renkten kaynaklanan görsel izlenimlere yansıtmaya hedefler. Bunun belirli bir zamanına uzgu işleyen sanatçı üzerinde yaratığı izlenimlere önem verilir. Özellikle yani önemli olan ışık ve renkten kaynaklanan görsel izlenimleri yansıtmayı hedefler. Amacı neymiş? Işık ve renkten kaynaklanan yani sebebi olan görsel izlenimleri. Görsel izlenimler, görsel hisler. Yani görerek yaptığımız izlenimleri hedefler. Günün belirli bir zamanına özgün ışığın sanatçı üzerinde yarattığı izlenimlere önem verilir. Günün belirli bir zamanına, yani sabah mı, akşam mı, öğlen mi, yani belirli vakitlerdeki ışıklar. Özellikle sanatsal şeylerde güneşin battığı zamana önem veriyorlar. Bu tarz ışıklar sanatçı üzerinde yarattığı, hissettirdiği izlenimlere önem verir. Peki sizce bu B şıkkında anlatılan resim hangisi olabilir? 1, 2, 3, 4, 5. Peki hocam. Evet, ikincisi olabilir. Günün, güneşin doğduğu ya da battığı vakitler gibi. Bulutu da pembe çizmiş mesela. Hani renk değişiminde etkili. Hani üçüncüsünü okuyabilir misin? Dış varı dışlılık o? Dışa vurumculuk. Bu ne? Böyle okuyacaksın duyguları. Oku sadece. Duyguları duyuyorlar daha iyi yansıtabilmek işin senin deş intişam sanatçı geleneksel kuralların nişan Şikarka Gençen Derkin Diş Biçimini Tekrar Biçimini Dişmini düzme vitamin evet kullar kullanır evet dışa vurumculuk bu da sanat akımlarından bir tanesi yani insanların belirli akım demek şöyle bir şey demek. İnsanların belirli kurallar çerçevesinde yaptıkları sanat eserleri. Bazıları kübizme göre yapıyorlar. Bazıları izlenimcilik kurallarına göre yapıyorlar. Bazıları dışa vurumculuk kurallarına göre yapıyorlar. Dışa vurumculuk duyguları daha iyi yansıtabilmek için. Yani insan hislerini, duygularını, mutluluğunu, hüznü daha iyi yansıtabilmek için sanatçı kimdir? Müziği, resmi yapan kişi.
Geleneksel kuralların dışına çıkarak, geleneksel yani adetlerin, her zaman yapılan kuralların dışına çıkarak, bunları yapmayarak gerçeğin biçimini bozma yöntemini kullanır. Aslında siz B şıkkını 2 dediniz ama normalde buradaki insan nerede olması lazım? Şurada olması lazım. Yani düz olması gerekiyor. Bütün resimler böyledir. Ama dışa vurumculukta bunun tam tersini yapıyoruz. Geleneklerin, adetlerin dışına çıkıyoruz. Farklılığını yapıyoruz. Bu sebeple 2 C olabilir. C, grafiti. Duvar yazıları ve resimler yoluyla kendini ifade eden bir görsel uygulamadır. Grafik diyoruz mesela, grafiti. Genellikle böyle daha çok tersleri mahallelerde olandır. Fakat günümüzde dünyada bütün sokaklara da yapabiliyorlar. Duvar yazıları ve resimleri ne yapıyorlar? Duvarlara yapıyorlar. Sokak duvarlarına yapıyorlar. Gerçek üstücülük ise figürler mantıksal bir sıra izlemek yerine figürler, yani bir resimdeki şeyler, yaprak, böcek, ağaç, bunların mantıksal bir sıra izlemek yerine, mantıklı olması yerine bilinç dışı psikolojik süreçlerle bir araya gelir. Yani bu psikolojik resimlerdir. Dizayn edilmez. Size soracak olursam, kübizm, izlenimcilik, dışa vurumculuk, grafiti, gerçek üstücülük. Bunları daha iyi anlayabilmek için şuradan fotoğraflar göstereceğim. Mesela size kübizmle ilgili resimler dediğimde karşıma çıkan şey şunlar. Mesela daha çok bu tarz resimler. Ne olduğu anlaşılmıyor. Mesela burada göz var, ağız var ama düzgün bir insan suratı değil. Renkler var. Mesela şu resim, kübizm. Bu insandan akımı. Mesela burada bir kadın, bir erkek var. Fakat çok daha farklı şekillerde. Kıyafetler, renkler, farklı. Mesela suratları, gözleri, burun, ağız. Üçgen şeklinde yapılmış. Sizce güzel mi? Mesela kedi bu şekilde çizmiş. Kübizm. Sizce güzel mi yoksa değil mi? Güzel ama her zaman değil. Ha, hepsi değil. Mesela şu nasıl? Bu kedi mi? Bakın burada bir kadın var. Şu enstrümana benziyor. Diğer akımlara bakalım. İzlenimcilik. İzlenimcilik dediğimiz zaman bu tarz resimler çıkıyor. Daha çok sulu boya. Mesela boyası bile farklı kullanılan şeyler. Bu daha güzel. Bu daha güzel. İzlenimcilik dediğimizde ne demiştik? Işık ve renkten kaynaklanıyor. Günün belirli saatlerinden bahsediyor. Mesela güneşin doğuşu, güneşin batışı, gece. Yani bir günün belirli bir saatinden bahsediyor. Işıklardan çok etkileniliyor. Devam ediyorum. Dışa vurumculuk. Bu nasıl? Sizce bu nasıl? Daha çok mesela çığlık meşhur şeyler. Şey hocam, sen bir şey anlamıyor musun ama bir şey hissediyorsun. Bir şey anlamıyorsun ama bir şeyler hissediyorsun. Güzel anlattın.
Mesela sanat galerilerinde böyle tablolar var. İnsanlar saatlerce buna bakıyorlar. Mesela bunda da belki bir şey anlamıyor gibisin ama çok korkunç. Gözünde, kulağında, burnunda, ağzında hep aynı yüz var. Sizce bu nasıl? Sizce bu tablo güzel mi yoksa korkunç mu? Güzel. Bu gözde hocam çok korkunç. Çok korkunç. Bence de. Daha korkunç duruyor bu dışta burunculuk. Mesela bu. Dışa burunculuk neymiş? Kurallara aykırı davranılıyor. Diğer akımın ismi neydi? Grafiti. Bakalım. Mesela şu çığlık tablosu çok meşhur bir tablo artık. Bu da ne dedim? Duvarlara yapılıyor daha çok. Mesela insanlar bazı cümleleri yazıyorlar, bazı resimleri yapıyorlar şu şekilde. Mesela bu grafitin temsili olmuş. Bu boyalarla yapıyorlar. Sizce bunlar nasıl? Bunlar nasıl? Duvar boyaları yani grafiti. Grafitiyi sever misiniz? Başakşehir'de var mı duvarlarda? İstanbul'da, Karaköy'de çok fazla var. Üstlenmeyi bir yok yazmışlar. Sanat özgürlüktür yazmışlar. Sanat özgürlüktür. Ne demek? Beni duyabiliyor musunuz? Sanat özgürlüktür. Ne demek? Yani hocam İngilizce yani art free böyle. Evet doğru. Aynı. Direkt art free. Direkt translate yaptım. Son akıma bakıyorum. Gerçek üstü dedik. Gerçek üstücülüktür bu tarz. Mesela şu çok olay olmuştu. Yani bunu çok internette gördüm. Zamanın akıp gittiğini, zamanın geldiğini anlatıyor. Şu da çok meşhur, çok görülen bir tablo. Sizce hangisi? Siz akım tercih etseniz hangi akımı tercih ederdiniz? Tekrar kitaba bakıyorum. Birincisi. Hangi akım sizce? Bir. İzlenimcilik. Evet. Doğru. Birincisi izlenimcilik. Günün belirli zamanına özgü, yani sizin beğendiğiniz izlenimcilik. İkincisi hangisi sizce? Bir. Yani? Hayır, bir değil. Bir. Bu, gerçek üstücülük mü? Hocam, bence 4D. Yok. Sence? Evet. Anlamadım. Bu ikincisi kübizm, izlenimci, dışa vurumlu, grafiti, gerçek üstücülük. Hangisi? Dört kübizm. Anlayamıyorum ki sesinizi. Birincisi izlenimcilik. Çünkü günün belirli saati. İkincisi? Gerçek üstücülük. Gerçek üstücülük. Evet, olabilir. Üçüncüsü?
dışa vurumculuk. Evet, dışa vurumculuk. Amine'nin dediği gibi anlamıyoruz ama bir şeyler anlatıyor. Dördüncüsü? Kübizm. Kübizm. Beşincisi? Grafiti. Evet, en basiti olan grafiti. Bunlar nelerdir? Sanat akımlarıdır. Bu okuma kısmında sanatın türlerinden bahsetmiş. Sadece şu kısmı okuyalım, sonra dersi bitirelim, devamını diğer derste yaparız. Sanat türleri. Güzel sanatlar, endüstriyel sanatlar var. Çağdaş sınıflandırma var. Yüzey sanatları, hacim sanatları, mekan, dil, ses, hareket, dramatik. Yani sanatların kısımlarını anlatmış bize bu okuma kısmında. Rima, okumaya başlayabilir misin? Evet hocam. Geleneksel. Geleneksel'den hocam. Sanat. Tamam. Sanat türleri. Sanat nasıl sınıflandırabiliriz? Geleneksel sınıflandırmada bazı çağdaş sanatların yer bulamaması sanatın çağdaş bir sınıflandırmasının yapılmasını gerekli gelmiştir. Biçim verilen malzeme değiştikçe sanatın değişik adlara ayrılması mümkün olabiliyor. Ancak sanatı çeşitlendirirken sadece malzeme yönüyle sınıflandırma yapmak mümkün değildir. Malzemenin... Tamam Rina. Hani devam edebilir misin? Malzemenin? Tamam. Mezminin malzemenin yana sarı ifde idiş iç diş mimi diş mi viye daha katsamalı bir FD ile yırtacılık bu sınıflandırmada önemli bir etkendir. Söz gelimi. Bir hayat. Heykeltıraş. Da aca bizim ibrid
verdiler bir meren yüz marangoz da da fik fikta fakat hayır haykalet dersin acaba birim bizim İçim. Eriştiki ekta tarza ili merin gözün biçimlendirmesindeki uzun bir kelime, biçimlendirmesindeki ifade. Buradan devam edebilirsin. Bir şeyler birisin, birisin. Biçimlendirmesindeki. Birisin. Evet. Tamam. De ki İfde derza ayna dili değildir. Dildir. Tamam. Amine, devam edebilir misin? Hey kız. Haykılı teras biçimlendirmesine alışılmışsın. Dışında yeni ve uzun bir biçimde yaparsan marangoz ise alışılmış. Dilinin veya tekrar edilen bir biçimlendirmeye yapar. Bu bakımdan geleneksel sınıflandırmadan sanat genel olarak önceki gruba ayrılır. Evet, yani, tamam. Yok, buraya kadar. Sanat türleri, yani çeşitleri, farklılıkları. Sanatı nasıl sınıflandırabiliriz? Yani tasnif edebiliriz. A, B, C, Ç. Nasıl yapabiliriz? Geleneksel sınıflandırmada bazı çağdaş sanatların yer bulamaması, sanatın çağdaş bir sınıflandırmasının yapılmasını gerekli kılmıştır. Yani bu cümleler oldukça artık akademik cümleler, uzun cümleler. Bu cümleleri Türkler okuduğu zaman her Türk de bunu anlayamıyor. Bu cümleleri artık hani devamlı kitap okuyabilecek insanlar anlıyor diyebilirim size. Bu sebeple zorlanırsanız yani moraliniz bozulmasın ama artık siz de bunları anlamalısınız seviye olarak. Geleneksel sınıflandırmada bazı çağdaş sanatların yer bulamaması. Şimdi bazı sınıflandırmalar yapıyoruz. Nasıl sınıflandırmalar yapıyoruz? Geleneksel. Geleneksel yani geçmişten günümüze kadar yapılan sınıflandırmada bazı çağdaş sanatlar yer bulamıyor. Çağdaş demek yani bugün, günümüzde, 2020'de yapılan sanatlar. Mesela geçmişteki geleneksel sanatlar nelerdi? Müzik, resim, heykelcilik. Diyelim ki misal 3 tane sınıf var. Ama günümüzde artık o kadar çok farklı sanatlar var ki bu sanatları ne yapıyoruz? Sınıflandırdığımızda yer bulamıyorlar. Yani bazı sanatlar var sen bunu müzik diyemiyorsun.
farklı. Ya da sen buna resim diyemiyorsun. Daha farklı şeyler var. Sanatın ne olmuş? Çağdaş bir sınıflandırmanın yapılması gerekli kılmıştır. Yani yeniden çağdaş bir sınıflandırılması gerekli olmuştur. Biçim verilen malzeme değiştikçe sanatın değişik adlara ayrılması mümkün olabiliyor. Yani mesela şöyle söylüyorum. Resimde boyayla şekil yapıyorsun. Heykelde toprakla yapıyorsun. Müzikte keman ve piyano ile yapıyorsun. Yani şekil verdiğin malzemeler, lazım olan şeyler değiştikçe sanatın değişik adları ayrılması mümkün olabiliyor. Ancak sanatı çeşitlendirirken sadece malzeme yönüyle sınıflandırma yapmak mümkün değildir. Yani bir insan bir şeye şekil verdiğinde kullandığı malzemeler, araç gereçler aynı olsa bile aynı sınıfa koymak mümkün değildir. Örnek vermiş burada. Devam ediyorum. Örneği sonra söylemiş. Malzemenin yanı sıra yani kullandığın boya, kullandığın müzik aleti, kullandığın eşyalarla birlikte yanı sıra ne demiş? İfade ediş biçimi. Yani sen bunu nasıl anlatıyorsun? Veya daha kapsamlı bir şekilde ne demiş? İfadeyle yaratıcılık sınıflandırmayı önemli bir etkendir. Yani bir şeyleri sınıflandırırken bunlar da etkili. Söz gelimi derken örnek demiş. Mesela bir heykeltıraşta acı biçim verebilir marangozda. Yani bir insana, bir heykeltıraşa da marangoza da ağaç versek ikisi de buna şekil verebilir. Mesela bir heykeltıraşa ağaç verdiğin zaman bu şekle getirebilir. Ama bir marangoza da verdiğiniz zaman ne yapabilir? O da şekille getirebilir. Ama marangoz daha çok sanattansa nedir? Araç gereçler yapıyor. Ama heykeltıraş ise sanat yapıyor. Fakat heykeltıraşın ağaca biçim verişteki ifade tarzı ile marangozun biçimlendirmesindeki ifade tarzı nedir? Aynı değildir. Yani marangozun yaptığı şekil ile heykeltıraşın yaptığı hocam, şekil... Marangoz ötme mi? Aynı değildir. Ne dedin Amine, marangoz? Evet, marangoz ötme. Evet, meslek. Bu, mesela bu adam marangoz. Ya da mesela işte dolap, masa yapan insanlar, mesela bu adam marangoz. Bu kişi marangoz. Masa yapıyor, dolap yapıyor. Bunlara marangoz diyoruz. Heykeltıraş ise elleriyle şekil veriyor. Bunlar da nelerdir? Yani bu kişiye de ağaç verirsek eğer, bu da şekil yaparlar. Televizyonun önünde. Anne. Bir dakika. Bağlanıyorum. Yani marangoz ile heykeltıraşa ağaç verirsin. Ama heykeltıraş bunu sanatsal yapar. Marangoz ise dolap yapar. Bu sebeple ikisini aynı sınıf içerisine koyamayız. İkisi de farklıdır. İkisinin tarzı aynı değildir. Anlaşıldı mı? Evet. Bakıyorum. Heykeltıraş biçimlendirmesine alışılmışın dışında yeni ve özgün bir biçimde yaparken marangoz ise alışılmış, bilinen veya tekrar edilen bir biçimlendirme yapar. Ne demişiz? Heykeltıraş alışılmışın dışında. Yani heykeltıraş her yerde gördüğü şeyi yapmıyor. Kendi fikrini yapıyor. Ama marangoz ise alışılmış, bilinen, tekrar eden biçimlendirme yapıyor. Belirli bir dolap var. Marangoz hep aynı dolabı yapıyor. Aynı masayı yapıyor. Ama heykeltıraş bunu çok farklı şekillerde yapar. Bu bakımdan geleneksel sınıflandırma genel olarak önce iki gruba ayrılır.
Yani önce geleneksel sınıflandırmayı iki gruba ayırmış. Birincisi geleneksel sınıflandırma, atıyorum. İkincisi çağdaş sınıflandırma. Bunlara diğer derste devam edebiliriz. Şu okuma kısmından biçimlendirme, yani şekil verme. Özün, yani insanın kendi fikriyle yapabilmesi. Mesela özgün bir şiir dersem, insanın kendi fikriyle, yani kopya yapmadan yapmasıdır. Heykeltıraş, heykel yapan kişi. Marangoz, dolap, masa yapan kişi. Bunlar artık bir meslekler. Ama heykeltıraş sanatçı, marangoz ise bir meslek. Sınıflandırmak demek, tasnif etmek demek. İfade etmek, yani bunu anlatmak. Var mı sorunuz? Hızlı mı anlattım? Sorunuz var mı? Sanat türleri ya da kelimelerle ilgili. Burada bazı akımlar var. Bu akımlar artık gerçekten akademik boyut. Yani bunu, bu kelimeleri insanlar, hani herkes bilmiyor. Alakası olmayan insanlar bilmiyor. Öğrenmek isteyenler, sanatla alakalı olan insanlar biliyorlar. Öğrendiğimiz, yani sizin unutmamanız gereken gramer konuları. Birincisi sıfat değildi. İkincisi de zaten edatlarımız. Sayesinde, yüzünden, diye'den dolayı. Şimdi size yazma konusunu atacağım. Sonrasında siz çalışma kitabından yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz soru yoksa dersi bitiriyorum. Var mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Hızlı mı konuşuyorum yoksa siz beni anlıyor musunuz? Hocam bugün sesim çok kötü. Benim sesim mi? Evet, çok. Keşke söyleseydin tekrardan. Sadece bu konu. Evet, sadece bu konu hocam. Belki ben kulaklıkla konuşuyorum. Kulaklığı çıkartabilirdim. Bir daha problem olursa söylerim, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Rica ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.